millet oğul, can oğul. Sevmek herif, bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyye Can analardan doğdular. Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah. 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 Hürmetli yar göğsünden ilk yudumlar hakkına, kanallıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ad verirken ilk ezandan ilk duyduğum kelamda, göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Allah. Hem doğurdum hem büyüttüm, ısmarladım denedim. Vatan için bütün yalan yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Oh,
hatırlat ne yazık ki bugün sen, sen değilsin. Dün ayak seslerinle titrettiğin Avrupa'da, bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde, ecdadı dinlemekte ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kızmaktasın? Neden? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 15 Mayıs 2017 günlerden pazartesi saat 14.24 İstanbul Küçükçekmece Kiteli FSN Medya Grup canlı yayın sunumundan hepinize hayırlı günler. Hayırlı haftalar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı yayınımız Etme Spor Etkinlikleri gösterimi programını göstereceğiz. Bununla ilgili canlı yayın yapmaya gayret ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bendeniz FSN Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Bugün nasip olursa bir ilk yapacağız ama üzülerek de bir haber vereyim. Facebook bize ceza mı vermiş, engelleme vermiş. Vay efendim, canlı yapamazsın diye böyle bir ceza vermiş, engellendi diye. Canlı yayında bizleri Facebook'tan izleyemeyeceksiniz. Bunu da özellikle söyleyeyim ama geçici diyor. Geçici olduğu için de herhalde nasip olursa bu geçicilik şey olacak, düzelecek. Rabbimizin izniyle inşallah bu şekilde düşünüyorum. Evet, tekrar geçiyorum. Yakınlarda Facebook ilkelerine aykırı bir paylaşımın için bu özelliği kullanmak geçici olarak engellendi. Daha fazla bilgi için yardım merkezini ziyaret et. Tekrar engellenmek için lütfen Facebook'un topluluk sınıflarını okuduğunu ve anladığından emin ol diye bize bilgi geldi. Yani anlayacağınız Facebook'ta canlı yayın yapamayacağız. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Hakkınızı helal edin bu konuda. Gönül istiyordu ki Facebook'tan da bizleri canlı izleyin diye düşünüyordu ama yapamayacağız. Niye yapamayacağız? Çünkü bize engelledi. Hiç vakit kaybetmeden biz cumartesi itibariyle Büyükelik Partisi İl Başkan Yardımcımız ve Türk Dünyası'ndan sorumlu Başkanımız Ercan Çetin'le birlikte Etme Spor tesislerine gittik. Orada Can Başkanımız, yine Büyükelik Partisi İl Başkan Yardımcımız Müjdat Bey'le görüştük. O da geldi, Allah razı olsun. AG'den sorumlu ve Türk Dünyası'ndan sorumlu. Daha sonra 1. Bölge Başkanımız Sayın Kadir Turan'la katıldılar bize. Bir heyet halinde İl Başkanı Sayın Mustafa Bican'ı temsilen Teknispor'daki bütün şeyleri gezdik. Öncelikle startları gezdik efendim. Her biriyle tanıştık, izah ettik sağ olsun. Ercan Tesim Başkanımız bu şekilde tanışma durumunu gösterdi. Biz Büyükelik Partisi İl Türk Dünyası'ndan sorumlu İl Başkan Yardımcılarıyız diye. O şekilde bir tanışma oldu. Çok memnun kaldılar. Ve tabii ki biz de FSM Medya Grup olarak teknik ekipmanlarımızla birlikte yayını yapmaya çalıştık. Ve ilk olarak da yayınımıza yapmış olduğumuz Etme Spor'da telekemelerin bulunduğu çadıra geldik. Yayınımızı oradan hemen açıyoruz efendim. Bu şekilde söyleyeyim. Bir sesle bir sıkıntı var zannedersem. Evet efendim, düzeltelim. Ses. Ses 1, 2, 3. Evet. Sesi düzelttik anladığım kadarıyla. Ama biraz daha var. Ses. Kontrol. Evet. Evet efendim, şu anda sıkıntı gitti. Ve hayırlısıyla inşallah yayınımıza başlıyoruz efendim.
Evet efendim, ilk röportajımızı ben tabii ki o anda kameramanlık yaptım. İlk röportajımızı alıyoruz. Kars, Arpaçay'ın TKV şeyindeyiz şu anda. Ve onun videosunu paylaşacağız sizlerle efendim. Evet. Evet efendim, şu anda hazırladık. Yaptığımız bir deneme olduğu için efendim hatalar olabilir. Bu konuda da hakkınızı helal edin diyoruz. Thank you.
vardı şu anda izlettik sizlere. Tabii ki biraz sıkıntı oldu mikrofonda. Tabii biz tedbir olarak iki kameramızı da kullandık. Sony HD kamera ve Nikon fotoğraf makinamızın kamerasını da kullandık. Şu anda inşallah Sony HD kameraya geçtik. Hemen çadırdan ayrıldık başkanlarımızla birlikte. Bir demirci Sakarya'da, Adapazarı'nda görev yapan bir sanat ustamız, demirci kardeşimizle yapılan röportajı sunuyoruz şimdi. Evet. Evet, şu anda hazırız. Dostlarım selamlar. Aleyküm selam. Siz kimsiniz? Ne iş yaparsınız? Bunlar bu teşkil etmedir. Toplum olumsuz. Sakın önemlidir. Tanımlar beni yapabilirim. Valla kazmam. Ve şükür dünyayı da olmak gerekliyim. Bunun yıllardır bir geçmişi var böyle. Benim için bir tarifim mi? Ne dediğim? Bu mesleğim bedava kalmam. Demem babamların üçüncü uçak. 120 yıl olur bu. Yaptığım meslek. Ve devam ettirmekteyim. Özellikle birkaç gençliğinin nasıl anlatmak lazım bu mesleği? Özellikle yeni yaşam bu tarım öğretmenlerle ilgili senin hiç bende beğenmiyor. Ben makineden çıkmışım ama orta kazma ile lazım, her an lazım. Neden kazanken bile mantıksız kalması olmuyor artık. Evet. Kazma bak, her zaman lazım. Sıfır kazıyor, orta bir sene veriyorum. Burada gördüğünüz gibi. Peki Allah kolay versin, teşekkür ederiz. Bir de göstermek istediğim bir tarafı var mı? Size benim bir doğrularım ama zamanımız var mı? Ne kadar süre? 5 dakika. Bekliyoruz. Tamam. 5 dakika süre çalışma bulundu. Sonra dönüşen bir şekilde. Ustamızdan kalma. Hepsi kambalama görür. Burada hepsi yok. Hepsi en güzünle yapmakta. Artık fazla kendini ıslatma. Ustacım kolay mı yaptırmış? Yok, ben de kolay değiştirdim. Bir kanyan mı bitiriz? Bizim Serdar Serdar Sakaryan'dan geldik. Burada işte altımızda bir tarihi şeylerden bir anımsama göstermek için. Allah razı olsun. Bu işlerden tavsiyen var mı bu işin mesleğiyle? Valla meslek sahibi olmasını herkesin istemiyor. Vatan için, millet için, kendisi için bir altın bilezikti burada tüm meslekler. Allah kolay versin. Eski yıldır zor bir iş herhalde. Aynen, eski yıldır zor. Kolay bir işçidir bu. Hem çocuklarınızı yetiştiriyor musunuz? Allah nasip ederse daha çok çocuklarım büyüyünce inşallah onlar da bu mesleğe sayı olurlar. İnşallah kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ustacım selamlar. Aleyküm selam. Siz kimsiniz? Ne iş yaparsınız? Bunlar bu teşkilat nedir? Toplum olmuşsunuz. Sakın önemli de tarımlar değerli kapatayım. Borta kazmam ve şükür dünyayı da olmak demektir. Bunun yıllardır bir geçmişi vardır herhalde. Benim bir şeyde tarif etmiyor, ne dediğimdir. Bu mesleğim bedava kalmam. Bedem babamların üstüncü uçak. 120 yılı buluyor bu. Yaptığımız meslek. Ve devam etmektir. Özelliğinde de bütün gençliğin nasıl anlatmak lazım bu mesleği? Özelliğinde yeni gençler bu tarım öğretmenlerle ilgili işleri hiç beni beğenmiyor. Hep makineden çıkmışım ama balta kazma yine lazım, her an lazım. Neler kazarken bile baltasız kalması olmuyor artık. Evet. Kazma bak, her zaman lazım. Sap kazıyorum, oturup bir sene yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi. Peki Allah kolay versin, teşekkür ederiz. Bize göstermek istediğiniz bir hareket var mı? Size temiz bir görünüm ama zamanımız var mı? Ne kadar süre? 5 dakika. Bekliyoruz.
Yaşasana senin çalışma bir yolunu sağlayın. Dönüne bir şey yapın. Kırmızı yapısın bu köyde 129 yaşında bir rahmetli bir ustamızdan kalma. Eski kontrolüme göre bunlar her şeyin doğal. Her şey el gücüyle yapılan bir şey. Baktın bu konuda kendine ısıtmakta. Ustacığım kolay mı yaptın iş? Yok öyle de kolay değil, iş değildir. Sizi bir tanıyalım, kimsiniz? İsmim Sercan Sırdar, Sakaryendek'ten geldik buraya. Bu işte halkımıza bir tarihi şeylerden bir anımsatma göstermek için. Allah razı olsun. Gelişlerinde tavsiyen var mı bu işte meslekle ilgili? Valla meslek sahibi olmasını herkesin ister. Ben yani vatan için, millet için, kendisi için bir altın bileziktir bu tür meslekler. Allah kolay versin. Eski gibi de zor bir iş herhalde. Aynen eski ve zor, kolay bir iş değildir bu. Yani çocuklarınızı yetiştiriyor musunuz? Allah nasip ederse daha ufak çocuklarım büyüyünce inşallah onlar da bu mesleğe sahip olurlar. İnşallah kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ustacığım selamlar. Evet efendim, ikinci bölümünü de izledik ve şu anda diğer bölüme geçeceğiz. Diğer bölümde de delici ustamızın ayrı bir çalışmasını izleyeceğiz efendim. Bu şu anda değerli başkanımız, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcımız Sayın Ercan Çetin. Yine onunla beraber yine ben kameramanlık görevi yapıyorum. O bölümdeyiz, tamam. Evet, hazırız efendim, evet. Ve kalfası şu anda balta yapıyorlar. Evet. Şanlı ecdadımızın mesleği olan demir gibi binlerce kılıçlar, binlerce şeyler yapıldı bunlar tabii ki. Başımız ayrılıyor. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Bu bölümde gitti efendim. Şimdi diğer bir bölümdeyiz. Evet, yine değerli başkanım yine bir görüşme yapacak. Evet, Erzurum çadırındayız şu anda. Erzurum çadırındayız. Evet, izliyoruz efendim. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ercan Çetin'im ben. Türk İstanbul Dünyası'ndan sorumlu bir başkanıyım. FSM TV'nin katkılarıyla Ekospor Fuarlarında Erzurum diyarındayız.
Bugün Erzurum'un kendine has geleneklerinden, çalışmalarından, sanat eserlerinden birkaçını göreceğiz. Ben sözü Erzurum'un doğuyla meşhur İlham Aşan yardımcımız Kadir Turan Beyefendi'ye veriyorum. Kendi aralarında daha iyi anlaşılır. Buyurun başkanım. İlham Aşan, hoş geldiniz. Selam olayım. Kolay gelsin anlaşılırsan. Allah iyi dikarsın. Nedir bu yaptığınız deli işlemler? Bir sanat ediyoruz. Ama ben her işçiyi basmamak istiyorum. Arkadaşlarımızla sensiyoruz. Devlet ne diyorsun? Sinek derisi. Sinek derisi. Çanta yapıyoruz. Onlar için çanta yapıyoruz. Çantalarımız var. Deniz işlerimiz var. Grup kurumları var. Allah razı olsun. Peki, bakkala yolcu olduğunuz devletler? Kumaş olan? Kumaş, elham dediğimiz şey var biliyorsunuz. Bunlar en iyi elham. Anan doğal. Onun sokuma tezcanımızı da. Bu da bir yolu var da şimdi onda. Anladım. Evet, derler göreceğim. Her durumda izledik. Burada derin işlemini yapan bir arkadaşımız vardı. İçi ot dolu, saman dolu bir minderimiz var. Bir halı ve kilim dokuma tezgahımız var. Şu anda oltu taşlarımız var. Erzurum'un olmazsa olmazı oltu taşlarımız. Oltu taşının son dönemlerde ne kadar takip olan Rus taşları çıkmış olsa da stres giderecek yüzüklerimiz, hanımlar için kolyelerimiz, bileziklerimiz, akrep kartlarımız var. Biliyorum. Bir sorun var. Erzurum tabi sanatıyla, kardeşiyle, yöresiyle, tarihiyle bir de ayrıca bir Erzurum'u biraz daha anlatır mısın? Kim bu Erzurum? Neler yapmış Türk dünyasına? Şimdi, Erzurum'un kalesi mi olmuş? Neler yapmış? Burayı bir... Üstadım Erzurum'u anlatabilmek için, bakın Erzurum'u anlatabilmek için yani benim bilgim, benim kültürüm, benim tahminim çok zor ifade edilir ya Erzurum'u anlatabilmek. Çok klasik bir lafla söyleyeyim. Erzurum doğunun Paris'i, Erzurum doğunun kilit taşı, Erzurum mülkü İslam'ın kalesi, Erzurum ya. Erzurum'u anlatır mı size? Düşün Erzurum'un değilsin yani. Çok kötü bir şey. Erzurum olmak, önemli olan Erzurum olmak. Erzurum, bakın Erzurum. Erzurum Evliya Yatağı, Anadolu coğrafyasının tamamı öyle. Yani şimdi anlatacağım diyeceksiniz ki ölmüşsünüz. Erzurum'da Habib Dağı var, Erzurum'da Erzurum Mangazı var. Onu anlatayım da işte ölümüyor diyorsunuz olmuyor. Erzurum'un Emrah'ı var, Erzurum'un bugün Gani Gani rahmet eylesin. İbrahim Erkal'ı var, bugün cenazesine katıldık. Rabbim inşallah taksiratını affeder. Erzurum, Türkiye. Erzurum Türk dünyası, Erzurum İslam dünyası. İşte Erzurum'un Allah'lı Efes'i, Erzurum'un başları. Erzurum'un küçük ölçekli, ya cırak yapalı, değil mi? Karnımız aç, kullanalım. Şu anda yani cırak yapalı partisi İstanbul. İbrahim Hacı Gönül Başkanı, İbrahim'imiz olan Erzurum'u anlatıyor. Erzurum'un yönetici. İddia ettiği olay için. Dinliyoruz efendim. Ona tezat oluşturacak bir olay görüyor. Diyor ki eğer bu olay gerçek olsaydı bütün yazdıklarımı, bütün birikimi silip atacaktım ama yaşanan olaylar haklı çıkartıyor İbrahim Hakkı Hazretleri'ni. Allah kendilerini rahmet eylesin, şefaat meclislerinin ailesi. İşte burada da gördüğünüz gibi tekrar kolumuza, çadırımıza dönelim, küçük Erzurum'da. Bakın işçiliklerimiz var. Tahta bir iskemlemiz var. Bir emicemiz var burada, bakır doğuyor. Emredin seni tanıyalım. İsmim Hanif İdo. 55 senedir bu meslekteyim. 47 yaşındayım. Eğer yolunu bilmezsin, babam beni getirip mesleğe koydu. 60 yaşındayım. Ara bu mesleği yapıyorum. Hala farklı buluyorsunuz. Kıymet biliyorum. Sayın Mehmet Sekmen Başkan'ın gelmeyeli bu adıca gitmişti. Çırağımız var mı? Çırak yetiştiremiyoruz. Yetiştiremiyoruz. Yani en son çırak bizim. Şöyle diyeyim. 60 yaşındayım en son çırak bizim. Peki sen dolu bir çıkmış oluşu dinleyelim. Olur
ve sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi ağabeyim 62 yaşında hala aynı tempoyla bakım işlemeye devam ediyor. Başka söyleyecek, edecek bir şeyimiz yok. Gerekli yerleri makaslıyorsunuz, kesiyorsunuz. Mahcubiyet hasıl olmuyor. Ercan Başkan size takdim ediyorum. Estağfurullah. Kendinize has şiveniz, kaliteniz, karakterinizle bize örnek oldunuz. Gerçekten Erzurumlu çok tanıdığımız var. Hepsi de övülecek güzellikte insanlar. Erzurum olmak gerçekten bir ayrıcalık demek ki. Burada Erzurum'un gerçekten Türk İslam camiasına, coğrafyasına büyük hizmetler yaptığını gördük sanatıyla, ilim adamlarıyla, evliyalarıyla. İnşallah bizler de Erzurum kardeşlerimizle sohbet edip onların ilimlerini paylaşıp Erzurum kültürünü tüm Türk İslam camiasına takdim etmeye devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Büyük Millet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ercan Çetin ben. Türk İslam Dünyası'ndan sorumluluğum başkanıyım. FSM TV'nin katılımıyla Ekospor Fuarı'nda Erzurum diyarındayız. Bugün Erzurum'un kendine has geleneklerinden, çalışmalarından, sanat eserlerinden birkaçını göreceğiz. Ben sözü Erzurum'un bulunduğuyla meşhur İl Başkan Yardımcımız Kadir Turan Beyefendi'ye veriyorum. Kendi aralarında daha iyi anlaşılır. Buyurun başkanım, hoş geldiniz. Eyvallah. Selamun aleyküm. Kolay gelsin kardeş. Neydi sen? Allah iyilik versin. Nedir bu yaptığımız dedi işlemler? Böyle işte, diye sanat yapıyoruz. Tamamen her işçi değil. Çok az komatisi yok. Böyle işte burada sergiliyoruz bunu. Zeylem ne dersin? Zeylem ne dersin? Ne yapacağız sen? Çanta yapıyoruz. Hanımlar için çanta yapıyoruz. Çantalarımız var. Ceviz içlerimiz var. Dut kuruları var. Allah razı olsun. Peki, arkada görmüş olduğunuz yelekler, kumaş olarak? Erzurum'a ait İran dediğimiz şey var biliyorsunuz. Anladım, iyi değil İran. Tamamen doğal. Yani bunun dokuma tercihimiz var. Bu kadar anlamaz da şimdi o da... Anladım. Evet, beraber geleceğim. Erzurum'dayız dedik. Burada derin işlemini yapan bir arkadaşımız var. Bu içi ot dolu, saman dolu ürünlerimiz var. Bir halı ve kilim dokuma tezgahımız var. Şu anda oltu taşlarımız var. Erzurum'un olmazsa olmazı oltu taşlarımız. Oltu taşının son dönemlerde her ne kadar taklit olan Rus taşları çıkmış olsa da stres giderici yüzüklerimiz, hanımlar için kolyelerimiz, bileziklerimiz, aksesuarlarımız var. Dinliyorum. Bir sorun var. Erzurum tabii sanatıyla, kardeşliğiyle, yöresiyle, tarihiyle. Bir de ayrıca bir Erzurum'u biraz daha anlatır mısın? Kim bu Erzurum? Nereye koştuk dünyasına? Şimdi... Erzurum olmuş. Nereye yaptık? Üstadım, Erzurum'u anlatabilirim. Bakın, Erzurum'u anlatabilmek için yani benim bilgim, benim kültürüm, benim tahminim çok zor ifade edilir ya Erzurum'u anlatabilmek. Çok klasik bir lafla söyleyeyim. Erzurum doğunun halisi, Erzurum doğunun kilit taşı, Erzurum mülkü İslam'ın kalesi. Erzurum ya. Erzurum'u anlatayım mı size? Düşün Erzurum'u değilsin yani. Çok kötü bir şey. Bırak Erzurum'un olmak. Önemli olan Erzurum'un olmak. Erzurum, bakın Erzurum evliya yatağı. Anadolu coğrafyasının tamamı öyle. Yani şimdi anlatacağım diyeceksiniz ki ölürsünüz. Erzurum'da Habib Baba var, Erzurum'da Abdurrahman Gazi var. Onu da anlatayım da işte ölmüyor diyoruz ama olmuyor. Erzurum'un Emrah'ı var, Erzurum'un bugün beni rahmet eylesin. İbrahim Erkal'ı var, bugün cenazesine katıldık. Rabbim inşallah taksiratını affeder. Erzurum Türkiye, Erzurum Türk dünyası, Erzurum İslam dünyası. İşte Erzurum'un Allah'lı Efes'i, Erzurum'un başları. Erzurum'un küçük ölçekli ya cahil oldu değil mi? Karnımız aç, kurbanımız. Yani cahil oldu.
İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesi var, bilmeyenler için söyleyeyim. Marifetnamenin bir bölümünde iddia ettiği bir olay için ona tezat oluşturacak bir olay görüyor. Diyor ki eğer bu olay gerçek olsaydı bütün yazdıklarını, bütün birikimini silip atacaktım ama yaşanan olayda haklı çıkartıyor İbrahim Hakkı Hazretleri'ni. Allah kanıgönlü rahmet eylesin, şefaatini bizlerine ailesin. İşte burada da gördüğümüz gibi tekrar kolumuza, çadırımıza dönelim, küçük Erzurum'uza. Bakın işçiliklerimiz var. Tahta bir iskemlemiz var. Bir hücremiz var burada, bakın diyor. Hem de seni tanıyalım. İsmim Hamid Hidal. 55 senedir üniversiteden, 47 yaşındayım. Her yolunu bilmezdim, babam beni getirdi üniversiteye koydu. 60 yaşındayım, hala üniversiteyi yapıyorum. Hala bakım görüyoruz. Kıymet biliniyor mu? Sayın Mehmet Sekmen Başkan'ın gelmeye bir bakışta gitmişti. Çırağımız var mı? Çırak yetiştiremiyoruz. Yetiştiremiyoruz. Yani en son çırak bizim köylediğim. 60 yaşındayım en son çırak bizim. Peki sen bunu bir çekiş oluşu dinleyelim. Olur efendim. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi abim 62 yaşında hala aynı tempoyla bakım işlemine devam ediyor. Başka söyleyecek edecek bir şeyimiz yok. Gerekli yerleri makaslıyorsunuz, kesiyorsunuz. Mahcubiyet hasıl olmuyor. Ercan Başkan size takdim ediyorum. Estağfurullah. Kendinize has şiveniz, kaliteniz, karakterinize güzeli örnek oldunuz. Gerçekten Erzurumlu çok tanıdığımız var. Hepsi de uğurlayacak güzellikte insanlar. Erzurum olmak gerçekten bir ayrıcalık demek ki. Burada Erzurum'un gerçekten Türk İslam camiasına, coğrafyasına büyük hizmetler yaptığını gördük. Sanatıyla, ilim adamlarıyla, evliyalarıyla. İnşallah bizler de Erzurum kardeşlerimizle sohbet edip onların ilimlerini paylaşıp Erzurum kültürünü tüm Türk İslam camiasına takdim etmeye devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ercan Çetin'im ben. Türk İslam Dünyası'ndan sorumlu bir başkanıyım. FSB TV'nin katkılarıyla Etnospor Fuar Alanı'nda Erzurum diyarındayız. Bugün Erzurum'un kendine has geleneklerinden, çalışmalarından, sanat eserlerinden birkaçını göreceğiz. Ben sözü Erzurumluluğuyla meşhur İl Başkan Yardımcımız Kadir Turan Beyefendi'ye veriyorum. Kendi aralarında daha iyi anlaşılır. Buyurun başkanım. Başkanım, hoş geldiniz. Selam olayım. Kolay gelsin arkadaş. Ne diyorsun? Vallahi iyilik versin. Nedir bu yaptığımız deli işlemler? Böyle işte bir sanat yapıyoruz. Tamamen el işçiliği. Şu başka maddesi yok. Böyle işte burada sergiliyoruz. Verilen ne dersin? Ne dersin? Çanta yapıyoruz. Hanımlar için çanta yapıyoruz. Çantalarımız var. Ceviz içlerimiz var. Bıt kumları var. Allah razı olsun. Peki, bankada görmüş olduğunuz yelekler, kumaş olarak? Kuma ait edam dediğimiz şey var, biliyorsunuz. Hanımların yediği edam. Hanımların doğan, onu dokuma tercihimiz var. Burada da bir yapı var da, şimdi orada... Anladım. Peki, değerli arkadaşlar. Erzurum'dayız dedik. Burada deri işlemini yapan bir arkadaşımız vardı. İçi ot dolu, saman dolu bir binderimiz var. Bir halı ve kilim dokuma tezgahımız var. Şu anda oltu taşlarımız var. Erzurum'un olmazsa olmazı oltu taşlarımız. Oltu taşının son dönemlerde her ne kadar taklit olan Rus taşları çıkmış olsa da stres giderecek. Yüzüklerimiz, hanımlar için kolyelerimiz, bileziklerimiz, aksesuarlarımız var. Biliyorum. Bir sorun var. Erzurum tabii sanatıyla, kardeşliğiyle, yöresiyle, tarihiyle. Bir de ayrıca bir Erzurum'u biraz daha anlatır mısın? Kim bu Erzurum? Neden yapmış Türk dünyasına? Şimdi... Kalesi olmuş, neden yapmış? Üstadım, Erzurum'u anlatayım. Bakın. Erzurum'u anlatabilmek için yani benim bilgim, benim kültürüm, benim
tahmin ediyorum çok zor ifade edilir ya Erzurum'u anlatabilmek. Çok klasik bir lafla söyleyeyim. Erzurum doğunun Paris'i, Erzurum doğunun kilittaşı, Erzurum mülkün İslam'ın kalesi. Erzurum ya. Erzurum'u anlatayım mı size? Düşün Erzurum'un değilsin yani. Çok kötü bir şey. Erzurum'u olmak. Önemli olan Erzurum'u olmak. Erzurum, bakın Erzurum evliya yatağı, Anadolu coğrafyasının tamamı öyle yani. Şimdi anlatacağım diyeceksiniz ki ölümsüz. Erzurum'da Halit Doğru var, Erzurum'da Erzurum'un Gazi var. Onu anlatayım da işte ölümüyor diyorsunuz olmuyor. Erzurum'un emrahı var, Erzurum'un bugün gani gani rahmet eylesin. İbrahim Erkal'ı var, bugün cenazesine katıldık. Rabbim inşallah taksiratını affeder. Erzurum Türkiye, Erzurum Türk dünyası, Erzurum İslam dünyası. İşte Erzurum'un Allah'lı Efes'i, Erzurum'un başları. Erzurum'un küçük ölçekli Cağkebap'ı değil mi? Karnımıza kullanmamız. Yani Cağkebap'ı İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesi var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Marifetnamenin bir bölümünde iddia ettiği bir olay için ona tezat oluşturacak bir olay görüyor. Diyor ki eğer bu olay gerçek olsaydı bütün yazdıklarını, bütün birikimi silip atacaktım ama yaşanan olayda haklı çıkartıyor İbrahim Hakkı Hazretleri'ni. Allah kamilini rahmet eylesin, şefaatini bizlerin ailesin. İşte burada da gördüğünüz gibi tekrar konumuza, çadırımıza dönelim, küçük Erzurum'da. Bakın içeriklerimiz var. Tahta bir iskemlemiz var. Bir emicimiz var burada, bakın buraya. Öncelikle seni bir tanıyalım. İsmim Hamdi Fido. 55 senedir bir mesleğim. Kürt 7 yaşındayım. Ben yolunu bilmezdim. Babam beni getirip mesleğe koydu. 62 yaşındayım. Hani bu mesleği yapıyorum. Ha ne bakıp duyuyorsunuz? Kıymet bilmiyorum. Sayın Mehmet Eken başına gelmeyelim. Bakıca gitmiştim. Çırağımız var mı? Çırak yetiştiremiyoruz. Yani en son çırak bizim köyledim. 62 yaşındayım en son çırak bizim. Peki sen bunu bir çekiş oluşu dinleyelim. Olur. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi ağabeyim 62 yaşında hala aynı tempoyla bakım işlemeye devam ediyor. Başka söyleyecek edecek bir şeyimiz yok. Gerekli yerleri makaslıyorsunuz, kesiyorsunuz. Mahcubiyet hasıl olmuyor. Ercan Başkan size takdim ediyorum. Estağfurullah. Kendinize has şiiriniz, kaliteniz, karakterinize güzeli örnek olduğunuz. Gerçekten Erzurumlu çok tanıdığımız var. Hepsi de ünlenecek güzellikte insanlar. Erzurum'a bak gerçekten bir ayrıcalık demek ki. Burada Erzurum'un gerçekten Türk İslam camiasına, coğrafyasına büyük hizmetler yaptığını gördük sanatıyla, ilim adamlarıyla, evliyalarıyla. İnşallah bizler de Erzurumlu kardeşlerimizle sohbet edip onların ilimlerini paylaşıp Erzurum kültürünü tüm Türk İslam camiasına takdim etmeye devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet efendim, canlı yayınımız devam ediyor. Bölüm bölüm sizlerle paylaşmaya, sizlerle etniklikleri paylaşmaya gayret ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim millet-i İslam'ı sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın, birlik olmanın yolu. Bunu Rabbim hep bizlere göstersin diyoruz ve İl Başkan Yardımcımız Müjdat Başkan'ın ayağının çektiği Nogay çadırına gidiyoruz. Yani ayağı sürükledi. Ben de değil de Nogay çadırına gitmek istiyorum. Tabi vakit de azdı. Ve şu anda Nogay çadırında programa başlayacağız efendim. Evet, şu anda Nogay çadırında burada da raportajı ben aldım, öyle olsun dedik, bir güzellik olmaya çalışsın dedik ve medya mensubu olarak bu çadırdaki şeyleri biz hazırladık. Rabbimiz hayırlar getirsin. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim, Türk'ün
Taksim'deyiz, Oğuz'un turistindeyiz. Nogay Türk'ünün oklarına düşmüşüz. Rabbim hayırlar getirsin inşallah. Rabbim milleti İslam'a bir olmayı, iyi olmayı, diri olmayı, birlik olmayı başbuğunun önünde, Bozkurt'un yüreğiyle Türk dünyasını ayağa kaldırmanın zamanı geldi diye düşünüyoruz. Değerli başkanlarım, değerli devlet başkanlarım, can dostlarımız ve aynı zamanda misafirlerimiz var. Büyük Birlik Partisi, İstanbul İl Başkanlığı Türk Dünyası Birim Başkanımız Sayın Ercan Çetin, efendim hoş geldiniz. Değerli başkanımız, birinci bölge başkanımız, Büyük Birlik Partisi Kadir Tuna, efendim hoş geldiniz. Yine Büyük Birlik Partisi araştırma ve geliştirmeden sorumlu ve yine Türk Dünyası araştırmasından sorumlu değerli başkanımız Müjdat, hoş geldiniz efendim. Allah razı olsun. Ve diğer başkanlarımı da siz bana tanıtıyorsunuz. Bölge. Evet. Evet. Hoş geldin yanıma. Evet. Nogay Türklerin Aksakallı Cemiyeti'nden Refik Aktan. Nogay Türkleri Yönetim Kurulu'ndan Halil Nogay kendisi. Evet, bunlar da misafirlerimizdir. Ben de Nogay Türklerin yönetimine dernek başkan yardımcılığını yapıyorum. Ve ayrıca Büyük Birlik Partisi'nin Bahçeli'nin ilçe yönetim kurulundayım ben. Çok güzel, Allah razı olsun. Size takdim ediyoruz sizi ama çok üzüyoruz size. Şurada dernek başkanlarının huzurunda. Bu derneğimizin can dostlarımızı, Nogay kardeşlerimizi sizin yolunuza getireceksin. Söz ver burada herkesin huzurunda. Söz veriyorum. Getireceğim de. En yakın zamanda getiriyorum. Sözünü aldın. Allah razı olsun. Bir alkış. Allah razı olsun. Evet efendim. Bir bozkurtumuz var. Bu bozkurtumuzu şu bakışlara bakın efendim. Çelik. Gözlere bakın. Gözlere bakın. Bakın. Evet. Evet bozkurtum. Anlat kendine bana. Ben Nogay çağında ben yaklaşık olarak zaten apalardan tanıyorum. Ben şu tanrı olsun. Ben abi sen kırmızın. Kırmızın. Olsun hepimiz biriz, biriz hepimiziz diyor. Doğru mu efendim? Biz buradayız zaten. Bir oldunuz yoksa biz Fransa'dan Amerika'da değiliz. Evet hanım. Biz önce Türk'üz, sonra Müslümanız. Buradan Nogay Türklerin güzellerinden Ramazanların başlarını da selam ve anlıyorum. Teslimlik yapalım, ricamız bırakmayalım. Ben milliyetçi komünistim diye çok sevdiğimiz bir Ramazan Harim gazetecidir. Bandırma'da, belediye başkan adayımızdır. Çok böyle mükemmel Alparslan Türkeş başkanımızın askeridir. Yağberidir. Yol arkadaşıdır. Evet. Evet, bir ablamız var. Değerli başkanımız, sizi alalım efendim. Ben ismim Aynur Saka. Nogay Türkleri Derneği'nde yönetimdeyim. Bu sefer organize ettik. Nogaylar elimizden geldik. Allah razı olsun elimize. Bütün milleti toplamaya birlik beraberlik olmaya davet ediyorum. Bütün Nogaylar'a da buraya davet ediyorum yani. Nogay olsa, Türk olsa, Müslüman olsa her yaşa kalktığımız açık. İkramlarımız var, çayımız var. Ne kadar güzel. Gelsinler, bize beraberliği görsünler. Nogaylar'ın nasıl yürekli olduğunu görsünler. Ne kadar güzel yürekli olduğunu görsünler. Tanısınlar istiyorum. Gelin. Çok güzel efendim. Toplayan, kucaklayan, paylaşan, onun tölesini anlatıyorsunuz. Evet, tabii. Oğuz'un töresi bizim ata geleneğimiz, göreneğimiz budur. Bize ergenlere töre çıkarırsın, töre oturtursun, çayını yemeğini verirsin. Yani misal geldiği zaman dedemden de misafirin gelir. Şunu diyebilir miyiz benim başkanım? Kayın evlatları, Oğuz'un boyları, 24 boy, aslında bir güzellik içerisinde, bir yarış halinde, bir dünyaya sempoz olma konusunda ki burada Türk dünyasından sorumlu bir başkanımız var, bize fazla laf düşmez ama yani bunların çeşitlilik olması, Rabbim çiçekleri nasıl bir güzellikte yaratmışsa, nasıl askeriye girip de orduyu gördüğümüz zaman ordu, kara, deniz, hava, jandarma, muhabere, ulaştırma gibi gördüyse burada Türk'ün Oğuz'un töresini de böyle çeşitli bir şekilde görmek bir ayrıcalık ölçüsü değil, aslında bir kaynaştırma ölçüsü diyebilir miyiz? Tabii nesillere neyi bırakacağız? Nesillere yetiştirmemiz lazım, nesillere bırakmamız lazım. Bizler geldik gidiyoruz. Yeni gelen nesil için yetiştirip bu radede bu töreyi onlara işlememiz lazım. Atasını, dedesini, töresini, Oğuz'un kim olduğunu öğrensin. Öğrenecek, unutturmamamız lazım.
olması lazım bu. Allah razı olsun. Ömer Bey'i Yılmaz Bey sürmesi için, Oğuz için. Ruhumuza donmayı söyleyelim. Donma ya, şimdi dinleyeceğiz inşallah. Zaten girerken onun suç alıyorduk burada, bir dakika. Ben yani, pardon, arkada kalmış, özür diliyorum. Tatar, Tatar Siyah Genel Başkanı Sayın Ali İlkbaş burada yanımızda. Kusura bakmayın, arkada olduğu için göremedim. Ve Tatar Siyah Genel Başkan yardımcısı Hasan Doğan Beyefendi de buradalar. Ve Doğumura. Onlardaki gide geçen Oğuz Kağan kardeşimiz, Oğuz Kağan Demir sırada, Bilge Kağan. Elhamdülillah. Ve o biasını size doğumlar izleyeceğiz inşallah. Maşallah, gel yanıma geçiyorum can kardeş. Bizim çekiyorsun. Evet, şöyle kalayım, şöyle alayım seni. Şöyle alayım ki, evet. Can kardeşim, kendinden bahset biraz. Bahsen misin? Oğuz Hakan, evet. Ağzım. Burada kendini nasıl hissediyorsun? Bu can dostların yanında. İyisin. Çok mutlu hissediyorsun değil mi? Evet. Kendinden emin, ayakların yere basıyor, yüreğin hukuk ediyor değil mi? Evet. Ne kadar güzel, Allah razı olsun. Evet. Saz ve tabii ki sözümüz çok güzel söyleyeceğiz ama bir de hocamızın Şeyh Şamil'in evladını tarayalım, şöyle alalım sizi. Evet, Rabbim o güzelliği hiç yok etmesin. O Şeyh Şamil'in var olma özelliğini, o Şeyh Şamil'in sadakatını Rabbim hep bu aziz millete versin. Ne söylemek istiyorsun? Kendini bir tanıtır mısın efendim? Benim adım Halim. Kafkasya'dan gelmiştim. 4 yıl önce. Burada Türkiye'de yaşamam için geldim. Burada Türkiye'yi çok seviyorum yani. Ve bu böyle etnospolojik gibi şeyleri de çok seviyorum. Ve Nogaylar'ın grup kültürünün ve Kafkasya kültürünün gözetmeyi istiyorum çok. Ve Şeyh Şamil'i de soruyorum yani. Bizim babalarımız Şeyh Şamil'e destek de verdiler. Elhamdülillah, evet. Böyle. Kim Allah'ın davasına bir çöp taşısa, kim Allah'ın davasına bir ter akıtsa, Rabbim hep onunla beraberdir. Rabbim onu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin askeri yapar. Onun yolunda Çanakkale'de yaptığı gibi 250 bin şehit versek de yine binlerce şehit versek de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin askeri olan bu Oğuz'un töresi, Oğuz'un evlatları bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın ister Yunan olsun, ister Kırım olsun, ister Tatar olsun, ister Çeşen olsun, hepsi yürekler tek yürekler. Ya ilahe illallah Muhammed Resulullah ruhuyla kalkan bu yürekler Allah'ın izniyle hiçbir Siyonist olum, hiçbir Siyonist tezgah yok edemeyecek. İstedikleri kim zulmetsinler, Çin zulmü yapsınlar, Rus zulmü yapsınlar, Siyonist Amerikan zulmü yapsınlar, İsrail zulmü yapsınlar ama bu aziz Oğuz'un kölesini, bu aziz milleti yok edemeyecekler. Bilir miyiz? Evet, tabii öyle yani. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Evet, şimdi bu kadar sözden sonra saza geldi sıra. Can kardeşimiz, Cihit Kalpeyemimiz, Doğumura diyor bizim için, evet. Doğumura girgen de, Kültüde gel kar yerge tüsken de, Domburamdı ağlarman, yürek sazım çağırman, kaygırgandı şahit bam. Domburamdı ağlarman, yürek sazım çağırman, kaygırgandı şahit bam. Domura sazın esken atayılar, manesini esbergen ağlayılar. Eskeninle oy verip, yüreklerge ses verip, gözyası kıskanmazlar. Eskeninle oy verip, yüreklerge ses verip, gözyası kıskanmazlar. Domura, domura, Nogay'ın kaygın sansız kurnadı, batırlar yutlamada kurnadı,
yüreklerin kotergen, soğuslarga kuş vergen, kaptı görgen dombra. Yüreklerin kotergen, soğuslarga kuş vergen, kaptı görgen dombra. İnşallah sizi yolumuza getiriyorsun can kardeşimizi. Güzel gönül bağları programımıza inşallah Rabbimizin izniyle. Evet, biraz da başkanlarımızı alalım. Evet, dünyasından sorumlu can başkanımız. Evet, buyur başkanım, şöyle gel alayım seni. Evet, böyle alayım seni. Başkanım şöyle alayım. Şöyle otur. Böyle bağdaş kurduk Türk'ün töresine. Rabbimizin izniyle. Evet, duygularını alalım başkanım. Öncelikle bu güzel dostların Yüce Rabbim'in en güzel kelamıyla, selamıyla, yürekten selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Benim ismim Ercan Çetin, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısıyım. Türk ve İslam Uluyası'ndan sorumlu komisyon üyesiyim. Diğer komisyon üyelerimizle birlikte 2017 yılında başlangıç olarak Allah nasip ederse Türk İslam Dünyası'nın hizmetin hayallerinin başlangıcı olarak sahaya çıktık. Şehit liderimiz rahmetli Hüsnü Yazıcıoğlu, Adliyettin Çin Seddi'nin birleşmiş ve kaynaşmış bir Türk birliği hayal ediyorum dediği hayali hem hizmetkarı hem bekçileri hem de inşallah bu hayali yerine getirecek olan efendim olarak bismillah deyip düğmeye bastık. Bugün burada gerçekten çok heyecan verici bir sahnenin içerisindeyiz. Biz bu sahneleri televizyonda film olarak izlerdik. Fakat buraya geldik, işte Türk burada, Müslüman burada, gönüller burada, ruhlar burada. Yüce Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Şu an içerimizde birçok Türk ırkından, Türk soyundan kardeşimiz var. Demek ki burada Türk birliğini kurabildiysek dünyanın her yerinde o birliği kurabiliriz demektir. Hepimizin sayesinde yüzümüz doydu, karnımız doydu, ruhumuz doydu. Yüce Rabbim inşallah yakın zamanda hepimizin de destekleri, katkıları ve gönül birliğiyle tüm dünyaya Türk birliğini yaşatmayı, kabul ettirmeyi hakim olayı nasip etsin. Hepinize teşekkür ederim. Evet, Allah razı olsun. Evet, kadir başkanını alalım. Yine birinci bölge başkanımız, Büyük Birlik Partisi. Buyurun efendim. Evet değerli başkanım, Dalaş diyarından geldik Oğuz'un töresine. Ayakları çekti can kardeşim, güzel başkanım. Nurgayim'i görelim, Nurgayim dedi, neler söyledi sen? Sevgili Nadayım, şimdi Erzurum İstanbul'u gezdikten sonra Müjdat Başkan dedi ki ilana buraya gideceğiz. Ya zaten gitmeme bir söz konusu olmadı. Yani. Allah razı olsun. Burada Türk'ün töresini, Türk'ün misafir kararlarını, Türk'ün canlarını gördük. Rabbim birliğimizi, birliğimizi muhafaza buyursun. Burada arkadaşlarımızı şunu gözlemledik ki ayrımız gayrımız yok. Oğuz'un demiyor, boyu dedik. Hepimiz biriz, hepimiz biriz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Türk dünyası, Türk dünyası ve bizler birbirimizi, kardeşliğimizi muhafaza ederek daha güzel günlere, daha güzel birlikleriyle ulaşacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, Allah razı olsun değerli başkanım, Allah razı olsun. Evet, Müjdat Başkanı'nı alıyoruz. Ayakları Nurgül'ü çeken, evet, Samsun'un evladı, can kardeşimiz, evet, Müjdat Başkanımız. Öncelikle tümden selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Çok şükür il başkanımızın da bize vermiş olduğu görev neticesinde Türk topluluklarını, akrabalarını, Türk devletlerini tanıma fırsatı buluyoruz. Onlarla ilgili araştırmalarımız var. 8 tane Türk devleti var bağımsız. Aynı zamanda 30 küsur tane akraba topluluklarımız var. Yine şu anda özet olaraktan Rusya, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan'ın içinde bulunan
özel devletler mi? Ayrılık özel devletler var. Ama tamamına baktığımızda hepsi Türk. İnşallah Cenab-ı Allah adaletten Çin Seddi'ne kadar Türk İslam ülkesini bize kurmayı nasip edecek. İnşallah biz onun vesile olacağız. Cenab-ı Allah bize bu uğurda, bu istikamette yolumuzu şaşırmadan yürümeyi nasip etsin. Allah bizlerin yolunu bozmasın. Bereketiyle kalabalıklaşalım, birleşelim, büyüyelim. İnşallah önümüzdeki günlerde Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarıyla alakalı dernek ziyaretlerine başlayacağız. Dernekleri ziyaret edeceğiz, konfederasyonlarını ziyaret edeceğiz. Onlara tek tek, onların gerek kendi ülkelerinde, gerek burada sıkıntıları var mı? Bizden ne istiyorlar, bizden ne bekliyorlar? Onunla ilgili çalışmalarımız olacak. Önümüzdeki günlerden sonra, gelecek sene buraya geldiğimizde inşallah bütün derneklerle beraber, bütün dernekler ve vakıflar, aynı zamanda akraba topluluklarımızın hepsinin sıkıntılarını, dertlerini, onlarla alakalı ne varsa hepsini öğrenmiş olarak geleceğiz. Dersimize dahil çalışmış olacağız. Bugün biraz aceleyiz. İnşallah önümüzdeki sene tam bir şekilde geleceğiz. Tabii bu zaman zarfında da bu çalışmalarımızı bütün büyük büyük partilerle, diğer partilerle ve milletimizle paylaşacağız. Gelecek sefer herkes buraya hangi çadıra geldiğinde inşallah tarihiyle beraber öğrenmiş olacak. Allah razı olsun. Sağ olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim. Türk'ün turizmindeyiz. Oğuz'un turizmindeyiz. Nogay Türk'ünün oturana düşmüşüz. Rabbim hayırlar getirsin inşallah. Rabbim millet İslam'a bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı, birlik olmayı, başvurunun önüne, bozkurtunun yüreğiyle Türk dünyasını ayağa kaldırmanın zamanı geldi diye düşünüyoruz. Değerli başkanlarım, değerli devlet başkanlarım, can dostlarımız ve aynı zamanda misafirlerimiz var. Büyük Birlik Partisi, İstanbul İl Başkanlığı Türk Dünyası Birim Başkanımız Sayın Ercan Çiğit'in evine hoş geldiniz. Değerli başkanımız, Birinci Bölge Başkanımız, Büyük Birlik Partisi Kadir Turan evine hoş geldiniz. Yine Büyük Birlik Partisi araştırma ve geliştirmeden sorumlu ve yine Türk Dünyası araştırmasından sorumlu. Değerli başkanımız Müjdat, hoş geldiniz efendim. Allah razı olsun. Ve diğer başkanlarımı da siz bakan atıyorsunuz. Buyurun gel. Evet. Evet. Bunu getirin yanıma. Evet. Nogay Türklerin Aksakallı Cemiyeti'nden Refik Aktan. Evet. Nogay Türkleri Yönetim Kurulu'ndan Halil Nogay kendisi. Evet, Rumlar'dan misafirlerimizdir. Ben de Nogay Türklerin yönetim yönetimine dernek başkan yardımcılığını yapıyorum. Ve ayrıca Büyük Birlik Partisi'nin Parti Devlet İlçe Yönetim Kurulu'ndayım ben. Çok güzel, Allah razı olsun. Size takdim ediyoruz sizi ama çok üzüyoruz size. Şurada dernek başkanlarının huzurunda. Bu derneğimizin can dostlarımızı, bu Nogay kardeşlerimizi sizin yanınıza getireceksin. Söz ver burada herkesin huzurunda. Söz veriyorum. Getireceğim de. En yakın zamanda getiriyorum. Sözün aldı. Allah razı olsun. Bir alkış. Allah razı olsun. Evet, evet efendim. Bir bozkurtumuz var. Bu bozkurtumuzu şu bakışlara bakın efendim. Çelik. Gözlere bakın. Gözlere bakın. Bakın. Evet. Evet bozkurtum. Anlat kendini bana. Ben Nogay'ın çabalarından yaklaşım olan zaten apalardan tanıyorum, hoşçakalın olsun. Ben aslen kırmızı. Olsun, hepiniz biriz, biriz, hepiniz izliyor, doğru mu efendim? Buradayız zaten. Bir oldunuz, yoksa biz Fransa'dan Amerikalı değiliz. Evet, anlıyorum. Biz önce Türk'üz, ondan Müslümanız. Buradan Nogay Türklerin üzerlerinden Ramazan Ağrı Başkanı'nı da selamla anıyorum. Teselemlik yapabileceğini bırakmayan ben milliyetçi komünistim diyen, çok sevdiğiniz bir Ramazan Narin gazetecidir. Bandırma'da belediye başkan adayımızdır. Çok böyle mükemmel Albasan Türkeş başkanımızın askeridir. Yaveridir. Yol arkadaşıdır. Evet. Evet, bir ablamız var burada. Değerli başkanımız sizi alalım efendim. Ben ismim Aynur Saka. Nogay Türkleri Derneği'nde yönetimdeyim. Bu sefer organize ettik. Nogay'lar elimize geldik. Allah razı olsun. Bütün milleti de
toplamaya birlik veremedik olmaya davet ediyorum. Bütün Nobel'lere buraya davet ediyorum yani. Nobel olsun, Türk olsun, Müslüman olsun, herkese aklınız açık. İkramlarımız var, çayımız var. Ne kadar güzel. Gelsinler, bize beraberliği görsünler. Nobel'lerin nasıl yemekli olduğunu görsünler. Ne kadar güzel yemekli olduğunu görsünler. Hansınlar istiyorum. Gelip... Çok güzel efendim. Toplayan, kucaklayan, paylaşan, oğlumuzun töresini anlatıyorsunuz. Evet, tabii tabii. Oğuz'un töresi bizim ata geleneğimiz, göreneğimiz budur. Evet. Misafirgenlere tölge çıkarırsın, tölge oturtursun, çayın yemeğini verirsin. Yani misafirgenin zaman tependedir misafirgenin. Şunu diyebilir miyiz değerli başkanım? Kayın evlatları Oğuz'un boyları 24 boy aslında bir güzellik içerisinde, bir yarış halinde, bir dünyaya sentez olma konusunda ki burada Türk dünyasından sorumlu birim başkanımız var, bize fazla laf düşmez ama yani bunların çeşitlilik olması, Rabbim çiçekleri nasıl bir güzellikte yaratmışsa, nasıl askeriye girip de orduyu gördüğümüz zaman ordu karar, yeni sabah, jandarma, muhabere ulaştırma gibi gördüyse burada Türk'ün Oğuz'un töresini de böyle çeşitli bir şekilde görmek bir ayrıcalık ölçüsü değil, aslında bir kaynaştırma ölçüsü diyebilir miyiz? Tabii tabii. Nesillere neyi bırakacağız? Nesillere geçirmemiz lazım. Nesillere bırakmamız lazım. Bizler geldik gidiyoruz. Yeni gelen nesil için yetişir. Bu vadede bu töreyi onlara işlememiz lazım. Atasını, denizini, torasını, omuzun, omuzun kim olduğunu öğrensin. Öğrenecek, unutturmamamız lazım. Bu, Allah razı olsun. Ömer Bey'i yıllar boyu sürmesi için, Oğuz için. Oğlumuza donmayı çağırıyor. Tombaraya alın. Şimdi dinleyeceğiz inşallah. Zaten giderken onun suyu çalıyorduk burada. Bir dakika, bir dakika. Yani abi, pardon, arkada kalmış. Özür diliyorum. Tatar, Tatar Siyah Genel Başkanı Sayın Ali İlkbaş burada yanımızda. Kusura bakmayın, arkada olduğu için göremedim. Ve Tatar Siyah Genel Başkan yardımcısı Hasan Doğan Beyefendi de burada var. Ve ve Dombura, Dombura'dan Tekir'de geçen Oğuz Kağan kardeşimiz, Oğuz Kağan Demir soyadı, Bilge Kağan. Elhamdülillah. Ve onu biraz sonra size Dombura'dan izleyeceğiz inşallah. Maşallah, gel yanıma geç şöyle Can kardeş. Sizi çekiyorsun. Evet, şöyle kalayım, şöyle alayım seni. Şöyle alayım ki, evet. Can kardeşim, kendinden bahset biraz. Oğuzhan isim. Oğuzhan. Evet. Oğuzhan. Evet. Burada kendini nasıl hissediyorsun? Bu can dostların yanında. İyi hissediyorum. Çok mutlu hissediyorsun değil mi? Evet. Kendinden emin, ayakların yere basıyor, yüreğin hup hup ediyor değil mi? Evet. Ne kadar güzel, Allah razı olsun. Evet. Saz ve tabii ki sözümüz çok güzel söyleyeceğiz ama bir de hocamızı, Şeyh Şamil'in evladını tanıyalım, şöyle alalım sizi. Evet, Rabbim o güzelliğin hiçini yok etmesin. O Şeyh Şamil'in var olma özelliğini, o Şeyh Şamil'in sadakatını Rabbim hep bu aziz millete versin. Neler söylemek istiyorsun? Kimlere bir tanıza mısın efendim? Benim adım Ali. Kafkasya'dan gelmiştim. 4 yıl önce. Burada Türkiye'de yaşamam için geldim. Burada Türkiye'yi çok seviyorum yani. Ve bu böyle etnospolojik gibi şeylerde çok seviyorum ve Nobel'in kültürünün ve Kafkasya kültürünün gözetmeyi istiyorum çok. Ve Şeyh Şamil'e de söylüyorum yani bizim babalarımız Şeyh Şamil'e destek de verdiler. Elhamdülillah, evet öyle. Kim Allah'ın davasına bir çöp taşısa, kim Allah'ın davasına bir ter akıtsa Rabbim hep onunla beraberdir. Rabbim onu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin askeri yapar. Onun yolunda Çanakkale'de yaptığı gibi 250 bin şehit versek de yine binlerce şehit versek de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin askeri olan bu Oğuz'un töresi, Oğuz'un evlatları bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın ister Yunan olsun, ister Kırım olsun, ister Tatar olsun, ister Çiçin olsun hepsi yürekler, tek yürekler. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ruhuyla kalkan bu yürekler Allah'ın izniyle hiçbir siyonist oyun, hiçbir siyonist tezgah yok edemeyecek. İstedikleri gibi zulüm etsinler, Çin zulmü yapsınlar, Rus zulmü yapsınlar, Siyonist Amerikan zulmü yapsınlar, İsrail zulmü
gibi yapsınlar ama bu aziz omuzun köyesini, bu aziz milleti yok edemeyecekler, bilir miyiz? Evet, tabii öyle yani. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Evet, şimdi bu kadar sözden sonra Sazan geldi sıra, can kardeşimiz, cilit kanıperemimiz, gol vuramıyorum bizim için, evet. Kuluna kilgende Düdegen her yerge tüskende Donburandı alırman Yürek sazım çalırman Kaygırgandı hey şahitman Donburandı alırman Yürek sazım çalırman Kaygırgandı hey şahitman Donbura sazın esyen atayılar Manesini esbergen anayılar Eskiyenin de oy verip yürekler gez isterim Kozcası kıskanmazlar Eskiyenin de oy verip yürekler gez isterim Kozcası kıskanmazlar Damla Nogaydın kaygın sansız kurnede Batırlar yutlamağa kurnede Yüreklerin kotergen Soğuzlar kapış vergen Koktu korgen dombıra Yüreklerin kotergen Soğuzlar kapış vergen Koktu korgen dombıra İnşallah sizi yolunuza getirirsin can kardeşimizi. Güzel gönül bağları programımıza inşallah Rabbimizin izniyle. Evet biraz da başkanlarımızı alalım. Evet dünyasından soralım onu. Can başkanımız, evet buyur başkanım şöyle gel, alayım seni. Evet böyle alayım seni. Başkanım şöyle alayım. Şöyle bir otur. Böyle bağdaş kur köprünün töresine. Rabbimizin izniyle. Evet duygularını alalım başkanım. Evet. Öncelikle bu güzel dostlarım. Yüce Rabbimin en güzel kelamıyla, selamıyla, yürekten selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm. Benim ismim Ercan Çetin, Büyük Birlik Partisi, İstanbul İl Başkanı Yardımcısıyım. Türk ve İslam dünyasından sorumlu komisyon üyesiyim. Diğer komisyon üyelerimizle birlikte 2017 yılında başlangıç olarak Allah nasip ederse Türk İslam dünyasının hizmetin hayallerinin başlangıcı olarak sahaya çıktık. Şehit liderimiz Rahmetli Hulusi Yazıcıoğlu'nun Adriyatik'ten Çin Seddi'nin birleşmiş ve kaynaşmış bir Türk birliği hayal ediyorum dediği hayalim hem hizmetkarı hem bekçileri hem de inşallah bu hayali yerine getirecek olan neferler olarak Bismillah deyip görevi bastık. Bugün burada gerçekten çok heyecan verici bir sahnenin içerisindeyiz. Biz bu sahneleri televizyonda film olarak izlerdik. Fakat buraya geldik işte Türk burada, Müslüman burada, gönüller burada, ruhlar burada. Yüce Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Şu an içerimizde birçok Türk ırkından, Türk soyundan kardeşimiz var. Demek ki burada Türk birliğini kurabildiysek dünyanın her yerinde bu birliği kurabiliriz diyoruz. Hepimizin sayesinde yüzümüz doyuyor, karnımız doyuyor, ruhumuz doyuyor. Yüce Rabbim inşallah yakın zamanda hepimizin de destekleri, katkıları ve gönül birliğiyle tüm dünyaya Türk birliğini yaşatmayı, kabul ettirmeyi hakim olur nasip etsin. Hepinize teşekkür ederim. Evet, Allah razı olsun. Evet, kader başkanını alalım. Yine birinci bölge başkanımız, Büyük Birlik Partisi. Buyurun efendim. Evet, değerli başkanım. Danış diyarından geldik, Oğuz'un töresine. Ayakları çekti can kardeşim, güzel başkanım. Nurgay'ı mı dedi, Nurgay'ı mı dedi? Neler söyledik sevgili abim.
Şimdi Erzurum standını gezdikten sonra Müjdat Başkan dedi ki İlhan Nogay'a gideceğiz. Müjdat zaten gitmememiş söz konusu olmaz. Yani. Allah razı olsun. Burada Türk'ün töresini, Türk'ün misafirperverliğini, Türk'ün canlılığını gördük. Rabbim birliğimizi, birliğimizi muhafaza buyursun. Burada arkadaşlarımızı şunu gözlemledik ki ayrımız gayrımız yok. Boğuz'un 24 boyu dedik. Hepimiz biriz, hepimiz biriz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Türk dünyası, Türk dünyası ve bizler birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ederek daha güzel günlere, daha güzel birlikteliğe ulaşacağız. Teşekkür ederim. Evet, Allah razı olsun değerli başkanım, Allah razı olsun. Evet, Müjdat Başkanlığı alıyoruz. Ayakları Nurhan'ı çeken, evet, Samsun'un evladı, can kardeşimiz, evet, Müjdat Başkanlığı, buyurun. Öncelikle tümden selamünaleyküm. Allah rahmet eceğinize olsun. Çok şükür il başkanımızın da bize vermiş olduğu görev neticesinde tüm topluluklarını, akrablarımızı, Türk devletlerini tanıma fırsatı buluyoruz. Onlarla ilgili araştırmalarımız var. 8 tane Türk devleti var bağımsız. Aynı zamanda 30 küsur tane akraba topluluklarımız var. Yine şu anda özel olarak da Rusya, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan içinde bulunan özel devletler var. Ama tamamına baktığımızda hepsi Türk. İnşallah Cenab-ı Allah adaletten cinsetine kadar Türk İslam ülküsünü bize kurmayı nasip edecek. İnşallah biz onun vesile olacağız. Cenab-ı Allah bize bu uğurda, bu istikamette yolumuzu şaşırmadan yürümeyi nasip etsin. Allah bizlerin yolunu bozmasın. Bereketiyle kalabalıklaşalım, birleşelim, büyüyelim. İnşallah önümüzdeki günlerde Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarıyla alakalı dernek ziyaretlerine başlayacağız. Dernekleri ziyaret edeceğiz. Konfederasyonlarını ziyaret edeceğiz. Onlara tek tek onların gerek kendi ülkelerinde, gerek burada sıkıntıları var mı? Bizden ne istiyorlar? Bizden ne bekliyorlar? Onunla ilgili çalışmalarımız olacak. Önümüzdeki günlerden sonra gelecek sene buraya geldiğimizde inşallah bütün derneklerle beraber bütün dernekler ve vakıflar aynı zamanda akraba toplarımızın hepsinin sıkıntıları, dertlerini, onlarla alakalı ne varsa hepsini öğrenmiş olarak geleceğiz. Dersimize daha iyi çalışmış olacağız. Bugün biraz acemiyiz. İnşallah önümüzdeki sene tam teşekkürle geleceğiz. Tabii bu zaman zarfında da bu çalışmalarımızı bütün büyük partilerle, diğer partilerle ve milletimizle paylaşacağız. Gelecek sefer herkes buraya hangi çadıra geldiğinde inşallah tarihiyle beraber öğrenmiş olacak. Allah razı olsun. Sağ olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim. Evet efendim. İki defa göstermiş olduk ki yani daha iyi programları anlıyorsunuz diye. Şimdi çadırdan çıkıyoruz efendim. Nogay çadırından ayrılıyoruz ve Nogay çadırından sonra evet devam ediyormuş yayınımız anladığım kadarıyla. Diğer bir Fatih Büyük Birlik Partisi Fatih eski ilçe başkanımızın bir olan sohbeti biraz son bölümü izletiyoruz efendim. Tamam. Hizmete doyulmuyor hizmet. Evet. Büyük Birlik Partisi eski Fatih ilçe başkanımız. Evet. Hizmet'e doyum diyor. Hizmet evet. Çok büyük. Şimdi burada böyle bir otel kurulmuş. Evet. Tekrar güzel bir hizmet. İnşallah bir dahaki yıllarda bunun daha zenginleştirilmiş bir şekilde hizmetler olur. Ben Nogay otağında da Sayın Başkanım maşallah bu kadar zorluklar içerisinde böyle bir organizasyonu yönetimle beraber Allah razı olsun. İlçe başkanımızın bu kasbiyenin neşanlığının sahibi olmuşsun yıllarca aylarca. Etkilememek lazım hayatı.
Sakın için gidecek seferi ertelememek lazım. Yani gidelim, yani gidelim. Hayır, hayır, hayır. Ölüm yakında. Sen ne olur bilemiyorum. Nasibi var. Hayatın güzelliklerin evet. Hizmetini ertelememek lazım. İşin nasibi var herhalde. Evet. Nasip olursa oluyor, nasip olursa oluyor. Biz Merkum böyle bir cuma günü karşılaşmıştık. O cuma Fatih Camii'nde şeklini ben kendisine veremedim. Zeytinburnu'na Fenerbahçe Altın Bey'e vardı. Ayrı dergahında evet, evet. İki çiçek birden dergah sahibine takdim etti. Ondan sonra efendim. Rahmetli'nin bakış açıları çok farklıydı. Ne kadar güzel. Çok güzel hürmetleri vardı. Tarık yani. Sağ da onu sever. Evet. Musa evet. Eroğlu da onu sever. Evet. Onu seviyor. Evet. Yok değil ya. O dönemde hiç unutmuyorum. Suriye konusunu derdiydi. Suriye dostluk derdiydi. Güzel bir gece yapmış. Sayın Genel Başkanımız o zaman şeref vermişlerdi. Bütün televizyonlara canlı vermişti o dönemde, efendim, kriz kulübeliydi. O konu güzel hizmetleri olmuştu. İnşallah yine ekipler bu hizmetleri yaparlar. Efendim, inşallah bir zaman icranı ve kadrolarla olan bizler senin yönetimde bekliyoruz. İnşallah. Yani geldik yine gelebiliriz. Bizim dost kapısı, yerine canınız kullanın. Selam muhabbet kapısı, yerine canınız kullanın. Unutmayın. Yeniden büyüklük için çağrınız böyle bekliyorum. İnşallah Allah razı olsun. Bütün Çatal Kulüklü varlığına da biz Nöbel'in adına teşekkür ediyoruz. Başarılarımızı alalım diyoruz. Tamam. Çok sağ ol. Allah razı olsun başkanım. Evet. Tevafuktur. Bugün bu güzel bir çadırda bir ilçe başkanımızla yani Fatih Büyükbirlik Partisi ilçe başkanımızla da Ali başkanımızla beraberdik. Evet misafirlerimiz geliyorlar Allah razı olsun. Zamanımıza kısıtlama. Buyurun efendim hoş geldiniz. Bizim karargahın kapısı açılınca bütün askerler, bütün komutanlar burada. Ben Hasan Nece, eski Büyükbirlik Partisi Yalova İl Başkanı. Oturuz efendim, daha tuttum. Sen sakın ben yapayım. Tamam efendim. Evet. Dinliyoruz efendim. Dinliyoruz değil mi? Evet. Görevlerimi sayayım, o sonra bir şeyler söylemeye çalışacağım. İstanbul Seneler Derneği Başkanıyım. İstanbul? Seneler Derneği Başkanıyım. İstanbul Seneler Derneği Başkanıyım. Evet, İstanbul. Tatasya. Saray İşlerinde Derneği'nin kurucusuyum ve eski genel sekreteriyim. Maşallah. Şimdi tabii ki başkanımızdan da gördüm ya, tabii biz büyük birlikte birbirimizi unuttuk. Yok yok unutmayın, sabrına verdiği. Hayır, unuttum. Şimdi biraz şeyini konuşayım ki. Yüreğimi tamam. Koruyun ortaya diyorsun. Evet, birbirimizi destekleyen, birbirimizi elhamdülillah. Eğer sınırlanca büyük bir olmayacak. Olmuyorlar. Onun için birbirimizi unutmayın. Ben Yalova'da çok uzun mücadele ettim. Hamdolsun orası iyiydi ama sonra tabii ki mutluyorum bir şeyler iyi geldi. İsim var mı? Başımızın alanı neresi? Ben çok büyük tavsiyeler vardı. Evet, ben bize isim alalım. Aslan aldı. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Bu arada sana tanımak için başkanım orada geldik. Çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. Her zaman emrimiz değil. Onun fotoğraf kısmına yetmişler Müslümanlar tercih edildiğiniz değil. İsteyin o zaman açın telefon. Yanınızda asker. Başkanımdan değil, asker. Aşağı alıyoruz. Onun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah baskın görürsün. Bugünümüz hayırlı uğurlu olsun. Amin can dostum değerli başkanım. Allah razı olsun. Bir yeni başkanımız geldiniz. Öyle mi efendim? İyi olur musun? Allah razı olsun. Çok almış karamelir olduk efendim. Evet. Buyurun ablam, buyur. Geç. Oğuz'un kalesi, otağa otur. Efendim, bir can bacımız, Asena'mız, Nogay'ın evladı, yine bizlere, çadırında bizlere misafir ediyor. Evet, buraya alıyor muyuz? Evet. Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası benim canım, tebamlarım. Olsun, olsun. Hepimiz aileyiz, hepimiz bir güzel, elhamdülillah. Tanıtıyor musunuz kendinizi? Sen de 18 yaşındayım, Kalesim Aslı'yım. Musul Başkanımızın evladısın, onun askerlerindensin, asınalarındansın, elhamdülillah. Evet, neler söylemek istiyorsun bir Türk asınası olarak? Omuzun boyunu burada, her evladı, kale boyunu hepimizi görüyorsun, 24 boyu görüyorsun. Bu çadırlar boşuna kurulmadı. Duygular ne olur efendim? Çok güzel şey, burası hani 4 gün falan olmasa çok kısa oluyor. Keşke ömrümüz olsa. Aynen, ben de katılıyorum sana. Diyorum ki bir Ramazan boyu olsa diye de düşünüyorum yani. Ama yani ülkemiz bu şekilde olsa, devletimiz bu şekilde olsa buradan
eskisi gibi için setine kadar olsun. Olacak inşallah. Hep bir olursak el ele yeni ülkeyi, yeni de nizam halin ilahi kerimetullah sevdasını gönüllere tarz etmek için en birliğiyle Yunus Efendi'ni başbuğumuz Alparslan Türkiye'nin dediği gibi mekanı cennet olsun. Gönül seferberliğini gönlümüzden başlatarak nefsimizi mutlaya ederek tüm dünyayı, tüm nizam alem ülküsünü, tüm İslam alemini ve Türk milletlerini bir fotoğrafa eriterek o gün Çin'de Çin setlerini yapanlar bugün İsrail'de sanal duramıyorlar. İşte bu korkuları, bu korkuları unutmayan, unutulan, unutulmayan bu aziz millet Allah'ın izniyle tek yumruk, tek yürek, tek bilek olarak kendi ülküsünde, kendi Yusufiye Medresesinde Nizam Ali ülküsünü kuracak, dünyaya huzur getirecek, dünyaya yeniden kardeşlik ülküsünü getirecek diyoruz. Burada yaptığımız Nogay Çadırı'ndan PSM Medya Grup adına ve Büyük Birlik Partisi basından sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak, kardeşiniz olarak hayırlar diliyorum. Çünkü ihsan ettik ise affola diyorum. Allah'a emanet olun. Bu arada bir dakika. Ablam dışarıda program var mı? Evet, dışarıda Mesut Başkan'ın söylediği gibi Mesut Pelcan Karaçorga oyununda yayınımıza devam edeceğiz. Şimdilik kapanıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Recepaz. Evet efendim. Hizmete doğru gidiyor hizmet. Yeniden alıyoruz. Şimdi burada böyle bir otağın mümkün varsa Fatih daha zenginleştirilmiş, zenginleştirilmiş bir şekilde hizmetlere olur. Ben Nogay otağında da Sayın Başkanım Başkan'la bu kadar zorluklar içerisinde böyle bir organizasyonu yöneticilerle beraber Allah razı olsun. İlçe başkanımızın bu kahvenin millet meşanına müsait olmuşsun. Bunlar gayet etkilemek lazım hayatım. Güzellikleri, zafer için gidecek seferi ertelemek lazım. Yardım gidelim, yardım gidelim. Hay hay hay, ölüm yakın. Sen ne olur bilemiyorum. Nasibi var. Hayatım, güzelliklerin hizmetini ertelemek lazım. İşin nasibi var. Nasip olursa oluyor, nasip olursa oluyor. Biz Mertum'la öyle bir cuma günü karşılaşmıştık. O cuma Fatih Camii'nde şeklini ben kendisine veremedim. Zeytinburnu'nda Fenerbahçe Altıgöy'e oldu. Ayrı dergahında iki şeklinde dergah sahibine takdim ettik. Allah sana emanet. Rahmetli'nin bakış açıları çok farklıydı. Ne kadar güzel. Çok bir de ümmetleri var. Harik evet. Sağda onu sever. Evet. Musa Eroğlu'da onu sever. Evet. Onu sevmiyor. Evet. Yok. Yani. O dönemde çözümlüyorum. Suriye konusu gündemdeydi. Suriye dostluk dönemde güzel bir gece yapmıştık. Sayın Genel Başkanımız o zaman şeref vermişlerdi. Bütün televizyonlar canlı vermişti o dönemde hemen kriz kulübeleriyle. O konuda güzel hizmetler olmuştu. İnşallah yeni ekipler bu hizmetleri yaparlar. Efendim, yani inşallah, inşallah geldik yine geliriz sana. Sen dost kapısı, yeri canınız kıldı. Selam muhabbet kapısı, yeri canınız kıldı. Unutmayın, yeni büyüklük için olmuşlarınız böyle bekliyorum. İnşallah Allah razı olsun. Bizim çatak büyüklüğü adına da biz Römer'e adına teşekkür ediyoruz. Başarılı olalım diyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun başkanım. Evet. Tevafuktur. Bugün bu güzel bir çadırla ve ilçe başkanımızla yani Fatih Büyük Birlik Partisi ilçe başkanımızla da Ali başkanımızla beraberdik. Evet yine misafirlerimiz yeniden geliyorlar, Allah razı olsun. Zamanımıza kısıtlı ama buyurun efendim, hoş geldiniz. Bizim karargahın kapısı açılınca bütün askerler, bütün komutanlar burada. Ben Hasan Ece, eski Büyük Birlik Partisi'nin Yalova İl Başkanı. Otur izin, daha tuttum. Tamam mı efendim? Evet. Dinliyoruz efendim. Dinliyoruz değil mi? Evet. Yönetlerimi sayayım, ondan sonra bir şeyler söyleyeceğim. Tamam hocam. İstanbul Sevenler'den başkanıyım. İstanbul? Sevenler'den başkanıyım. İstanbul Sevenler'den. Evet, İstanbul. Tatar Siyah, Saray İstanbul Denler'in kurucusuyum ve eski Gerasi Yeteneği'yim. Maşallah. Şimdi
bugün tabii ki başkanımızdan da görünce haberiniz büyük bir iç yapmış, biriniz unuttu. Hayır, unutmayın. Tabii ki ben değil. Hayır, unuttu. Şimdi, biraz şeyi konuşayım ki. Yüreği bu konuyu not yapıyorsun. Öyle, ya. Birbirimizi destekler, birbirimizi elhamdülillah. Ben sınırlanınca büyük biri olmayacak. Olmayacak. Onun için birbirimizi unutmayacak. Ben Yaravan'da çok büyük bir yarayıcı. Hamdolsun orası iyiydi ama sonra tabii ki Muslim bir şeyler iyi geldi. Esin var, başımızın Allah'ın izniyle çok büyük tavsiyeler vardı. Evet, sesim alalım, astral aldı. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Bu arada sana tanımam için başlama buraya çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Her zaman emrinizdeyim. Onun fotoğraf kısmına yetmişe de isim alır, tercih emrinizdeyim. Ben hakkına. İstediğiniz zaman açın telefon. Ben yukarı askerim. Başkanım ben değil, askerim. Aşağı alıyor. Onun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah nasıl bir gün? Bu günümüz hayırlı uğurlu olsun. Amin can dostum, değerli başkanım. Allah razı olsun. Bir yeni başkanımız gelmiş. Öyle mi efendim? İyi olduğunuz için. Allah razı olsun. Çok almış kadar memnun olduk efendim. Evet. Buyur ablam, buyur. Buyur geç. Oğuz'un kalesi, o tarafa otursun. Efendim bir can bacımız, aslanımız, Nogay'ın evladı, yine bizleri, çadırında bizlere misafir ediyor. Evet, burayı alıyor muyuz? Evet. Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası benim çadırımın evamları misafir ediyor. Olsun, olsun. Hepimiz aminiz, hepimiz biriz elhamdülillah. Tanıtır mısınız kendinizi? Adım Serda, 18 yaşındayım ve Sivaslıyım. Muslim Başkanımızın evladısın, onun askerlerindensin, asınalarındansın, elhamdülillah. Evet, neler söylemek istiyorsun bir Türk asınası olarak? Oğuz'un boyunu burada, her evladı kayı boyunu, herkesi görüyorsun, 24 boyu görüyorsun. Bu çadırlar boşuna kurulmadı. Duygularını bir alalım efendim. Çok güzel şey, burası hani 4 gün falan olması çok... Kısa oluyor, kaşıyor, ömrümüz olacak. Aynen, ben de katılıyorum sana. Diyorum ki bir Ramazan boyu olsa diye de düşünüyorum yani. Yani ülkemiz bu şekilde olsa, devletimiz bu şekilde olsa, buradan eskisi bir için seddine kadar olsa. Olacak inşallah. Hep bir olsak, el ele, yeni Türkiye'yi, yeni de Nizam-ı Harim, İlahi Kerimetullah sevdasını, gönüllere tac etmek için en büyüğüyle Gürt Seferberliği başvurumuz Alparslan Türkeş'in dediği gibi mekanı cennet olsun. Gürt Seferberliğini gönlümüzden başlatarak nefsimizi mutmain ederek tüm dünyayı, tüm nizam alem gücüsünü, tüm İslam alemini ve Türk milletlerini bir fotoğrafa eriterek o gün Çin'de Çin setleri yapanlar bugün İsrail'de sanal duvar örüyorlar. İşte bu korkuları, bu korkularını unutmayan, unutulan, unutulmayan bu aziz millet Allah'ın izniyle tek yumruk, tek yürek, tek bilek olarak kendi ülküsünde, kendi Yusufiye Medresesi'nde Nizam-ı Harim ülküsünü kuracak, dünyaya huzur getirecek, dünyaya yeniden kardeşlik ülküsünü getirecek diyoruz. Burada yaptığımız Nogay Çadırı'ndan FSM Medya Grup adına ve Büyük Birlik Partisi basından sorumlu İl Başkan Yardımcısı olan kardeşiniz olarak hayırlar diliyorum. Çünkü ihsan ettiyse affola diyorum. Allah'a emanet olun. Bu arada bir dakika. Ablam dışarıda program var mı? Evet dışarıda Mesut Başkan'ın söylediği gibi Mesut Pencan Karacorga oyunuyla yayınımıza devam edeceğiz. Şimdilik kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Recepaz. Evet efendim, bu bölümü de bitirdik. Tabii ki daha iyi anlayasınız diye ikişer defa sizlere izletiyoruz. Şimdi Nogay Çadırı'nın önüne geliyoruz. Bu 1 saat 35 dakikada canlı yayındayız. İstanbul Küçükçekmece 2 TL. PSN Medya Grup canlı yayın stüdyolarında son bu bölümü izledikten sonra Irak Türkmen Çadırı'na geçeceğiz. Tabi burayı da izletelim artık, bu bitmiş olsun. İkinci bir video yapmayalım. Dağılmasın. Son iki
görevimiz kalmış efendim. Bunlara da izledikten sonra Rabbimizin izniyle ikinci bölüm olan Eyüp'te Alper Ocakları'nın hazırlamış olduğu konferansı sizlere izleteceğiz ikinci bölüm olarak. Bunu da söylemiş olalım. Ve şu anda Nobay Çanır'ın önündeyiz efendim. Evet, Mesut Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi Bahçeli'de yönetim kurulu üyemiz Nobay Türk Derneği'nin genel başkan yardımcısı aynı zamanda bizlere oynanacak oyunun öncesi bilgi veriyor efendim. Tamam. Kazakların meşhur Karadondo oyunu. Bu oyunumuz Kazakların meşhur Karadondo oyunudur. Buyurun gençlerimiz Karadondo oyunu. Thank you.
musunuz? Kazaklarınız meşhur. Evet efendim. Şu anda son bölümdeyiz. Yani etno spor tesislerinde Irak Türkmenlerinin çadırına gidiyoruz. Son bölümdeyiz. Bu bölümden sonra programı bitirmiş olacağız. Tamam. Thank you.
etkinliklerinde yapmış olduğumuz canlı yayınımız 1 saat 50 dakika olarak sona erdi. Hakkınızı helal edin. Süfrü lisan ettiyse affola. Biraz tabii ki yayında sıkıntı, ses düzeninde sıkıntı olabilir. Bunu da acemiliğinize sayın. İlk defa biz böyle bir kapsamlı şekilde iki kamerayla yayın yapmaya çalıştık. Tabii ki iki kameramız vardı ama bir mikrofonu sessizli mikrofon, diğerinde açık mikrofon kullandık. Biraz açık mikrofonda ses sıkıntısı oldu. İnşallah diğerki yıllarımızda telafi edeceğiz. Müslüman Türk Birliği Allah'ın izniyle inşallah kurulacak. Rabbimizin izniyle yeter ki biz sağlam duralım. Yeter ki biz birbirimize inanalım, güvenelim, ayaklarımız yere bassın. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın güzelliğini yaşayalım, kendimize gelelim, özümüze dönelim ve Rabbimizin izniyle güzel günler bizi bekliyor diyoruz efendim. Ve sizlere Mustafa Yıldız Doğan'ın Türkiye'yle baş başa bırakıyorum efendim. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Thank you.
Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna, düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıratımı suladım, ırmağının akışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey. Irmağının akışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey 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 hey. Irmağının akışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey 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 hey. Çekmiş hep ninem, pınarlardan su doldurur eninem. Mavi boncuk takışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey. Mavi boncuk takışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey 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 hey. Mavi boncuk takışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey 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 hey. Ölürüm Türkiye'm, ölürüm